Sayın Sarıkaya yayınımıza hoş geldiniz. Ben hemen ilk sıcak gelişmeyle doğrusu başlamak istiyorum. Tam da Kazimi'nin Şengal'i ziyaret edeceğini açıklandığı gün Şengal'e dönük bir hava saldırısında iki Şengalli Yebeşe komutanı Said Hasan ve yegeni İsa Khodeda şehit düştü. Üç sivil de yaralandı. Kent çarşısı bombalanarak yapıldı bu. Bu kadar da pervasızca saldırılıyor. Ne diyorsunuz bu saldırıya ilişkin? Doğrusu bu kadar pervasızlığı, bu kadar rahat bir şekilde katletmenin gücünü nereden alıyorlar? Ya ben de başta şehitleri saygıyla anıyorum. Tabii sömürgeci, soykırım, faşist rejim son yıllarda sürdüre geldiği politikasını sürdürüyor. Nerede özgürlük tutkunu bir Kürt varsa, özgürlük peşinde ısrarla, inatla koşan bir Kürt varsa, onların imhasında kendi geleceğini de varlığını görüyor. Bunda da tabii ki Kürt soykırımının önünü açmak oluyor. Yani Kürt soykırımını önünü açmak, geçen yüzyılda başaramadıklarını bu yüzyıla taşıyıp başarabilmeleri açısından önünde en çok büyük engel olarak gördüğü ısrarla, inatla özgürlüğün peşinde koşan özgürlük savaşçılarıdır, onun komutanlarıdır, onun siyasetçileridir, onun direngen halkıdır. Dolayısıyla bu halkın özgürlük temelinde nerede bir kazanım, nerede bir mücadelesi varsa onu yok etmek, onu imha etmek, onu darbelemek bir anlamda kendi varlık gerekçesi biçiminde ele alınıyor. Son 7 yıldır da soykırım rejimi, özellikle AKP, MHP, faşizmle, Ergenekon'la tüm yatırımlarını, tüm politikalarını bunun üzerinden biçimlendirdiler. Şimdi bunu sürdürüyorlar. Aynı zamanda tabii ki tüm Irak, özellikle de Başrum Kürdistan, bir anlamda aslında Irak ya da Başrum'un hava sahası değildir. Uluslararası bir hava sahasıdır. İşte Amerika başta olmak üzere batılı güçlerin yıllardan beri konumlandıkları, hatta paraleller oluşturup bilmiyorum işte çekiç güçleri yerleştirerek kendi uzun vadeli hasaplarını bina etmeye çalıştıkları bir süreçten bugüne geliyor. Bu anlaşılıyor ki tüm bu güçlerin ön açması, izin vermesi temelinde Kürt halkının özgürlük arayışında ısrar eden yapıları hedefliyor. Ama tabii ki Şengal ayrı bir yer, ayrı bir tarihsellik ve güncellik ifade ediyor. Hem kökler açısından, Kürt kökleri açısından, hem de güncel anlamda belli aralıkları hep soykırıma uğratılmış, katliamdan geçirilmiş, yakın geçmişte de çok trajik uygulamasını DAEŞ aracılığıyla gördüğümüz bir süreçten geliyor. Oraya dönük olarak da yıllardan beri TC'nin kendi soykırım hasaplarının bir parçası haline getirdiği anlaşılıyor. Ama bu aynı zamanda tabii ki hem Irak rejiminin hem Başrum yönetiminin aynı zamanda orada konumlanan uluslararası güçlerin izin ve onayıyla gelişiyor. Biraz önce de izledim, bir anne orada haykırırken aslında işi özetliyor. Evet. Hepsi bunun suç ortağıdır diyor. İsimler sayıyor. Yani halkımız o annenin dilinden aslında bunların arkasından kimin olduğunu, kimlerin yaptırdığını, kimlerin bu katliama hem ön açıp destek verdiğini iyi ifade ediyordu. Sadece bunlar Türkiye'nin yetenekleri ve gücüyle gelişmiyor. Dediğim gibi açık olarak onların aracılığı, istihbaratı ve ön açıcılığıyla gelişiyor. Evet. TC tabii bunları değerlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla o tepkisizliğin kaynağında da dış destekler var, görünen o. Buradan Başrum Kürdistan'da özellikle Halifan'da işte kendilerinden hala haber alınamayan 3 gerilla ile ilgili konuya geçmek istiyorum. Sayın Murat Karayılan da ANF'ye verdiği demeçte bu konuya bir kez daha değiniyor ve özellikle KDP'den
en azından gizli de olsa destek verebilir diye düşünüyorduk. Oysa bugün tam tersi bir konumda diyor. Bu beklediğimiz ve anladığımız bir durum değil belirlemesinde de bulunuyor. Doğrusu buradan baktığımızda KDP'nin sessizliğini neye yormak lazım? Ve bundan sonraki tabloda bir değişiklik görülebilir mi? Özellikle bu konuya ilişkin, yani çok riskli bir dönemden geçildiğini hatırlatarak sormak istiyorum. Yani tabii ki Murat Karayılan Heval o tamamen Kürtlük damarı üzerinden ve Kürdistan halkının, dört parça Kürdistan halkının çıkarları ekseninden bakıyor. Oradan bakıldığında doğası gereği tüm Kürdistan'ın güçlerinde Kürtlerin katliamını gerçekleştirmek isteyen, soykırımını tamamlamak isteyen, hele hele dört parça Kürdistan açısından da en büyük tehlikeyi ifade eden sömürgeci soykırım TC rejimine karşı tüm Kürt güçlerinin açık ya da örtük tavır alması, tutum alması. Elbette esas olarak bu süreç içinde bulunmuş olduğumuz tarihsel konjonktür, hem Kürtlerin karşı karşıya bulunduğu riskler hem de fırsatlar dikkate alındığında aslında böyle örtük de değil, açık, çok net bir şekilde ulusal birliğini yapmış, tüm siyasi yapıların, hareketlerin, güçlerin, şahsiyetlerin hem ortak bir strateji, hem ortak bir taktik, hem ortak bir askeri güç ve diplomasiyle bu süreci karşılamaları gerektiği açık ortada. Ama bu buradan bakıldığı zaman elbette soykırım rejimine karşı bırakalım bu kadar açık, aleni, Kürt halkının neredeyse yemini düşmanı bir güce kapı açmak, imkan vermek, alan açmak, elbette ona karşı mücadele eden, direnen güçlerin yanında saf tutmak gerekiyordu. Ama yaşadığımız günler bunun işte böyle olmadığını, tam tersine Kürt soykırımını gerçekleştirmek isteyen gücün bu konuda özellikle Kürtlerin bazı çevrelerinde ciddi destekler aldığı, eğer bu desteği almasaydı bu kadar pervasız hem başın Kürdistan'ın boydan boya, özel olarak da Şengal'e bu kadar hunharca, ahlaksızca saldıramazdı. Bu tablonun kendisi bile, yani KDP demesek bile büyük güç, en azından hükümet, bölgesel hükümetin içinde temel aktörlerin, temel unsurların bu konuda paralel bazı politikalarda uzlaştıkları, anlaştıkları anlamına geliyor. Diğer yandan tabii ki aslında diğerinde de 3 tane özgürlük savaşçısı neredeyse bir aya yakındır kayıp. Ne oldu? Bunun cevabının verilmesi gerekiyor, hesabının verilmesi gerekiyor. Bunlar sonuçta bu halkın kahraman evlatları, her şeylerini arkasından bırakmış, hiç bireysel bir çıkar falan gözetmeden bu ülkenin özgürlük aşkı uğruna yola çıkmış fedaileri. Bu insanlar eğer kayıplarsa bir çift söze ihtiyaç var. Ne yaptılar, ne oldu? Bugüne kadar beklenmesi bile bir cinayettir aslında. Kabul edilmez bir durumdur. Yani tamam, eğer ne olmuşsa bunun bir biçimde Kürt kamuoyu başta olmak üzere, daha da önemlisi onun yoldaşlarına bir şeylerin söylenmesi gerekiyor. Çünkü öyle herhangi bir şey değil ki, herhangi basit bir şey, üç insanın yaşamından, hem de bunlar Kürt halkının özgürlük isyanında tereddütsüz yürüyen insanlar, bunlardan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu kadar sessizlik bile işin karanlık boyutlarını izah etmeye fazlasıyla yetiyor gibime geliyor. Evet, bu konu da önemli aslında ama tüm bunların temelinde yatan etkenin işgal olduğu çok açık. İşgale karşı çıkılmadığı sürece de sanırım bu sorunları önemli oranda aşmak mümkün değil ama Kürt kamuoyunda, Kürdistanlıların da tartıştığı temel konulardan biri de ulusal birlik. Yani ulusal birlikle ilgili Sayın Karayılan'ın mesajında da belirlemeler, açıklamalar var. Ama bunu somuta indirgediğimizde gerçekten bu konuyla ilgili asıl yapılması gereken, gösterilmesi gereken tutum ne? Bu tepkilere karşı, yani özellikle bu saldırılara karşı gelişen tepkileri örgütlemede de etkili olacak bir yaklaşım. O boyutuyla da baktığınızda nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Yani aslında zamanın hem stratejisi hem taktiği, ama daha öncesi belki de ruhu demek lazım. Her şey, ama her şey bu konjonktürde Kürtlerin birlikte olmaları, birlikte direnmeleri, birlikte her neviden faaliyeti ortak yürütmeleri gerektiğini istiyor ve dayatıyor. Bu aslında bir tercih değil. Kürtler açısından bir zorunluluktur. Tarihsel ve güncel bir zorunluluktur. Bu kadar tarihsel geçmişinde
büyük yaralar, acılar, trajediler bulunan bir halkın herhalde o tarihten aldıkları büyük tecrübeler de olmalıdır, vardır. O tecrübelerin hepsi gün açısından bize kesinlikle şunu söylüyor. Zamanın ruhu birlik ruhudur. Birliği gerekli kılıyor. Zamanın başarı ve zafer arayışı bunu gerekli kılıyor. Hatta belki de bu kadar çok üstten de söylememek gerekiyor. Kürtler bu yeni yüzyılda eğer Kürt olarak onurlu, kimlikli, haysiyetli olarak var olacaklarsa bunu birlikte yapmak zorundadırlar. Birlikten geçer bunu. Ulusal anlamda her dört parça Kürdistan'da böyle bir ruhun oluştuğunu da kimse inkar edemez. Ama aktörler açısından da baktığımız zaman bundan kaçan çok fazla güç yok aslında. PYK hareketinin açıklamaları neredeyse yıllardan beri hep bir aynı noktadadır ve kendisini tekrarlayıp duruyor. Bu dönem kesinlikle Kürt birliğini gerektiriyor. Biz her şeye hazırız diyor. Diğer irili ufaklı güçlerin de hepsinin bunu hissettiği belli. Hatta KDP içerisinde bölgesel yönetim açısından da önemli siyasi aktörlerin ve güçlerin bunun böyle olması gerektiğini, sürecin bunu emrettiğini bildiğini de söylemek çok öyle rastgele yapılan bir tespit olmayacaktır. Ya da fal okumak olmayacaktır. O zaman kimdir, nedir bunu engelleyen? Neyin karşılığında bu engel önümüze dikiliyor, Kürtlerin önüne dikiliyor? Ve dikilen bu engel aşılmazsa Kürtler neyle yüz yüze kalacaklar? Yüz yüze kalırlarsa bunun sorumlusu kim olacak? Nasıl hesap verilecek? Bunların hepsinde yeni baştan düşünülmesi gerekiyor. Yani dönemsel, dar, bazı gereksinimler, hesaplar, kitaplar üzerinden kocaman bir geleceğin riske edildiği bir ortamda bunun hesabı omuzlanabilir mi? Bu hesap verilebilir mi? Bırakalım tarihe, güne bile verilemez. Yani günlük araçta karşılaşıyoruz, görüyoruz. Gerçekten de nasıl izah edilebilir ki bu? Tek bir Kürt'e bunu izah etmenin koşulu yok. Yok, mümkün değil. Yani şimdi bu açıdan bakıldığında ulusal birlik bir zorunluluk. Bunun herkes de farkında. Toplumsal zeminde de bu son 4-5 yıldır muazzam gelişti. Yani gerçekten de Kürtler ilk ulusal düzeyde bir ruh yarattılar, bir ruh yakaladılar. Yani Afrin etrafında Dresmi Serikaniş, Şenvar, Kerkük, Hüseyin, Cizre, her tarafta yine Kürdistan'da gelişen felaketlere, doğal felaketlere karşı hepsini gördü ki Kürtlerin her dört parçada yurt dışında gerçekten de bir ulusal ruhları, birlikleri oluştu. Gerisi büyük oranda siyasi aktörler de buna hazır. Ama işte bölgesel yönetimde çok az bir kesim sanırım bu işin daha farklı boyutlu küçük hasapları etrafında tökezletip diyor, hatta riskli noktalara zaman zaman taşıyor. İşte bir önce konuştuğumuz da bununla bağlantılı ve bunun önü alınmazsa yani çok daha tehlikeli şeylerle bile yüz yüze kalabiliriz, konuşuyor, tartışıyor olabiliriz. Son şöyle kısaca da yanıtlarsanız, işgalci güçler gerçekten bu Kürtlerin siyasal olarak bir araya geliş ya da ulusal birliği fiiliyata geçiriş sürecini etkileyebiliyorlar mı gerçekten bu kadar? Yani böyle mi düşünmek lazım gelmeyen güçler ya da yakınlaşma göstermeyen yapılar açısından? Maalesef, evet maalesef. Yani bunu özellikle o Önder Apo'nun görüşmeler inatla ısrar etler göndermesi, özellikle başvuru yönetimi söz hakkı olan, söz gücü olan siyasi aktörlere ulaşmaya çalışmaz ve o süreçte bir biliyorsunuz çok geniş kapsamlı anlamı ifade edecek toplantılar gerçekleşti. Onun ardından da Kürdistan üzerinde sömürgecilik uygulamasını inatla ısrarla yürüten başat güçlerin nasıl müdahale ettiği konuşuldu, tartışıldı. Bunlar çok eski tarihler değil. Sanırım herkesin de hafızasında vardır. Müdahale ettikleri ve böyle bir güçlerin olduğu da anlaşılıyor. Ama bu güçler aynı zamanda doğru belki bir güçleri var ama çok da abartıldıkları da anlaşılıyor. Bu dönemde en zayıf dönemlerini yaşıyorlar ve Kürt ulusal birliğiyle bunlar aslında Kürdistan'da son 100 yıldır yarattıkları tüm soykırımların, tüm acı ve trajedilerin hesaplarını vermek zorunda kalacaklardır. Böyle bir ortam da var. Ama denebilir ki evet, ulusal birlik yönünde hala bu güçlerin Kürdistan'ı bazı güçler üzerinde çomak sokma kapasitelerinin olduğu anlaşılıyor. Peki. Sayın Mustafa Sarıkaya, zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle tekrar.